صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع جنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. Dersimiz Müslümanlık dininin imanı bittikten sonra imanımızı zedeleyen en büyük günahlara başlamıştık. Başta inne şirke le zulmün azim, başta şirkten imanımızı tehlikeye düşüren meselelerden bahsettik. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın lisan-ı şeriatı günah-ı kebair diye yasak ettiği büyük günahlardan bahse başlamıştık. Dünkü dersimiz zulüm idi. Birincisi şirk, ikincisi zulüm, üçüncüsü zina, günah-ı kebairden üçüncüsü zinadır. Zina, gayrimeşru cinsi münasebette bulunmak, biliyorsunuz. Bu günah-ı kebairin en büyüklerinden birisidir. Resul-i Ekrem Efendimiz hadisi şerifinde buyuruyor ki: Erbaatun yubhizuhumullahu el-beyyâhul hallâf vel-fakîrul muhtâl ve-şeyhul zâni vel-imâmul cair. Selâsetun lâ yanzurullâhu ileyhim yevmel kıyameti el-âkku li-vâlideyhi ilâhiril hadis. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde buyurur ki, dört kimse vardır ki Allah-u Azimüşşan'ın buğzuna mazhar olur. Buğz eder. Cenab-ı Hak o kimseye buğz eder. Buğz ettiği zaman Allah bir adama buğz ederse ne olur? Dünyası da perişan olur, ahireti de perişan olur. Birincisi el-beyyâül hallâf. Alışveriş ederken yemin ediyor. Vallahi idare etmez bu diyor. Vallahi iyidir diyor. Vallahi ağırmaz diyor. Yalan yere yemin ediyor. Allahu Azimüşşan bu zümrüye buğz eder bir. Halbuki aziz Müslüman, sen karşındakini kandıramıyorsun. Sen kendin kanıyorsun. Kendini mahvediyorsun. Hadis-i şerifte münhigatun lil bereketi diye var. Yemin, alışverişe yemin karıştırdı mı bir adam, o alışverişin bereketini mahveder, öldürür. Görünüşte dam otu gibi diz boyu ot görünür ama ömrü çok az olur, mahvolur, gidiverir. Çünkü sen yemin ettin, karşındakini kandırmayı için yemin ettin, Resulullah sana ilan etti hocalar vasıtasıyla ki alışverişte yemin malın bereketini kaçırır, mahveder, malı manen mahvediyorsun, kendini manen öldürüyorsun diye sana Resulullah'ın tebliği vasıl olduğu halde sen yine yemininde devam ettin, malını da mahvettin, çoluğunu çocuğunu da süründüreceksin. Halbuki ticaret en büyük şeydir Müslümanlık dininde.
Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bilhassa ehallallahül bey'a diye Allah bey'i alışverişi halal kılmıştır diye hassaten emir veriyor Cenab-ı Hak. Resul-i Ekrem Efendimiz de bir hadis-i şerifinde diyor ki alışveriş edenler doğru dürüst haktan ayrılmayarak alışveriş edenler doğru cennete giderler diyor. Neden ya Resulallah diye sormuşlar da buyurmuş ki Efendimiz bütün insanların ihtiyacını temin ediyor bunlar diyor. Mesela bugün Türkiye'de mevcut olmayan bir şeyi Avrupa'dan bir tüccar getirttiriyor. Yahut Zile'de mevcut olmayan bir şeyi bir tüccar, bir tacir gidiyor, İstanbul'dan alıp getiriyor. Senin başına bir şapka lazım olsa, ayağına bir fotun lazım olsa İstanbul'a kadar mı gideceksin? İşte o tüccar gidiyor İstanbul'dan getiriyor. O halde bu tacir beşeriyete hizmet ediyor. Bunun hareketi de nafile ibadetten hayırlıdır. Doğru dürüst hareket etmek şartıyla. Yemin etmezse alışımda verişmiş. Kimseyi kandırmazsa bunun alışı verişi, bunun ticareti nafile ibadetten hayırlıdır. Çünkü servet alışverişiyle olur. İlahi servete taalluk eder. Serveti olmayan kimse ne sadaka verebilir, ne zekat verebilir, ne kurban kesebilir, ne hac edebilir. Bunlar farzdır. Biliyorsunuz ki bir adam ömrü boyunca nafile ibadet yapsa bir farzı tekabül edemez. Bir farzın yerini tutamaz. Sen zekat verirsen farzı ifa etmiş olacaksın. Ömrünün sonuna kadar sadaka versen nafile sadaka bir günlük zekatın, verdiğin zekatın sevabını karşılayamaz. Zekatı vermek için de servet lazım. Servet için de ticaret yapacaksın. Ticareti doğru dürüst yaparsan, yemin karıştırmazsan, zekatını müntezem verirsen, Resulullah ben onu himayem altına alırım diyor, koltuğumun altına alırım, o adam cennete gider diyor. Ticaret yapan, zengin olan İslam büyükleri pek çok idi. Biliyorsunuz ki Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdu, göç etti. O zaman onunla beraber hicret edenler var idi. Fakat bunların hicreti doğrudan doğruya 50 yıldı her şeyi namur bir hicret değil. Nihayet bir tehlikeden kaçmak, bir ölümden kurtulmak idi bunların hicreti. Onun için hicret edenler, servet sahibi iseler bile hiçbir şey götüremediler. Çokları yanmaya kaçtı. Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'nin yerlileriyle Mekke'den hicret edip gelen muhacirleri birbirine kardeş etti. Çünkü muhacirin ne diyeceği var, ne yiyeceği var. Ne başını sokacak bir yeri var. Bir muhaciri bir ansara, bir Medine'nin yerlisine kardeş ettiği zaman Aşere-i Beşire'den Abdurrahman İbni Avf Hazretleri var. Ne demek de Aşere-i Beşire? Cennetle müjdelenmiş 10 kişi var eshabın içinde. İşte onlara Aşere-i Beşire denir.
Onlardan birisi de Abdurrahman İbni Avf Hazretleri. Bizzat Medine'li bir yevli yakar olmuş. O kardeşi diyor ki Abdurrahman'a, bir göz evleri varmış, ortadan hasır çekmişler, yarısı sana yarısı bana demiş. İki evliymiş bu adam. Diyor ki birisini boşayın, sana nikah edeyim. Yatağımızı da bölüşelim diyor. Hazreti Abdurrahman diyor ki, bu kadar fedakarlık yaptılar. Müslüman Müslüman'a bu kadar fedakarlık yaptı. Karını boşayın da al diyor. Ben iki evliyim, sen bekarsın diyor. Hazreti Abdurrahman da diyor ki, senin karıların benim kardeşimdir. Malın için de sana hayırlı olsun. Bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret yapacağım diyor. Alışverişe başladı Abdurrahman İbni Avf Hazretleri. O kadar alışveriş yaptı, ticareti o kadar yükseldi ki, rivayetin birisine göre öldüğü zaman 50.000 davarı 10.000 davası varmış. Öldüğü zaman ticaret meşrudur. Bunu yapan aşere-i beşteyeden cennetle müjde olmuş adam. Fakat hiç kimseyi kandırmaz dinliyle. Muntazam önce kağıtını verir. Böyleydi. Tecacine aşere-i mübeşşireden cennetle müjdelenmiş Sa'd ibn-i Ebi Vakkas radıyallahu anh hazretleri var. Bu zatta öldüğü zaman nakdi mevcudu, mevcut parası hesap edildi. Dört karısı var. Paranın 8'de birisini 4 karıya taksim ettiler. Her karıya 80.000 altın düşmüş. Bu da yine yanına yak mühacir oldu geldiydi Medine-i Münevveri'ye. Fakat ticarete başladılar, ticaret yaptılar. Harplerde bilhassa, harplerde bol ganimet aldılar. Ve muazzam servet sahibi oldular. Servet sahibi olmak, ticaret yapmak Müslümanlıkta yasak değildir. Yasak olsaydı Allah-u Azimüşşan zekatı, sadakayı, fitreyi emretmezdi. Bunlar servetle olur. Bazı yanlış telkinler olur, dünyadan soğutacak, öyle bir şey yoktur. Yalnız dünyaya tapma. Dünyayı tarif ederken et dünya ma eskaleke annevlâke diye tarif edenler, dünya seni Allah'ından meşgul eden şeydir. Bir vakka anlatmıştım, tekrar ediyorum. Muhyiddin Arabi Hazretleri İslam büyüklerinin içerisinde en çok gezen zattır. Alem-i İslam'ı dolaşır bütün ve en çok da eser vermiştir. Kendi eserinde yazıyor, diyor ki Mısır'a geliyordum diyor. Nil'in kenarında hasırdan bir kulübe gördüm diyor. İçerisinde bir adam ibadetle meşgul oluyor. Keramet sahibi diyor. Beni misafir etti diyor. Karnımız acıktığı zaman semadan sofra indi, karnımızı doyurdu, sofra çekildi. Böyle kerameti de var, keşfi kerameti diyor. Ertesi gün ben Mısır'a giderken bir siparişin var mı diye sordum diyor. Tekrar yine bu yoldan geleceğim. Gelirken getireyim, bir şey diyor musun dedim diyor. O adam da diyor ki Mısır'da filan zat benim mürşidimdir. Git ona selamını söyle. Benim için bir emri var mı? Sor. Dedi diyor. Ben de Mısır'a geldim.
o adamın evini sordum diye bunun mürşidinin evini. Bana kocaman muhteşem bir konak, bir saray gösterdiler diyor. İşte o şeyhin evi buraya diye. Vardım, evde yokmuş diyor. Padişahın yanına, sultanın yanına gitti dediler diyor. Biraz bekledikten sonra yüksek bir arabasına binmiş, gayet güzel, gümüşlü dahınlar, sırmalı elbiseler sırtında, arkasında da 15 tane süvari köle, onlar da atlı, ihtişamına geldi fethiyor. Sarayın önünde indi, benim elimden gitti, keşfen tanıdı beni diyor. Elimden gitti, yukarı aldı diyor. Yukarı çıktık, evvela bendeki selamı tebliğ ettim diyor. Gelirken hasır bulunanın içerisinde bir adamın misafir oldum. Sana mensubu bulmuş. Bir emri var mı diye sana sordu. Selam söyle dedim diyor. Bana dedi ki diyor ilk söz olarak, tekrar giderken selamını söyle. Gönlünden dünya muhabbetini çıkartsın dedi diyor. 15 adlı maiyetinin sultanın yanından gelen, ihtişamlı bir sarayda ömür geçiren bir adam, hasır gülübede oturana, dünya muhabbetini gönlünden çıkartsın dedi diyor. Bir teveccüh ettim, gönlüne baktım ki bu adamın diyor, gönlünde zerre kadar dünyaya meyil yok diyor. O atlar, arabalar, ihtişamlar, saraylar, hanlar, kulhanlar bir anda mahvolsa hiçbir saman çöpü kadar gözünde yok diyor. Gönlü daima Allah'la meşgul diyor. Dönüşte yine o adama uğradım diyor. Kulebeye, kulebede yaşayana, bir de onun gönlüne teveccüh ettim gidiyor. Ya Rabbi bana bir ev ver, bir başını soğacak ev ver diye. Daima bununla meşgul diyor. Gönlü Allah'ınla meşgul değil diyor. Sonra mürşidinin selamını tebliğ ettim. O ağlayarak tövbe istiğfar etti ve gönlümden o noktada silindi diyor. Bundan alacağımız ders, مَا اَشْقَلَكَ اَنْ مَوْلَاكَ, seni Allah'ından meşgul ediyorsa bir şey, işte senin dünyandır. Allah'ından meşgul etmiyorsa dünya değildir. Kazan, çalış, hilesiz, hudasız, fakirin hakkını ver, Allah'ın emirlerini yerine getir. En hayırlı amelde bulunmuş olursun. Yine İslam'ın büyük velilerinden Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin son zamanları çok ihtişamlı bir servet içinde geçti. İlk zamanları zühd-i takva inandı, fakat son zamanları muhteşem bir servet içinde geçti. Birisi ziyarete gelmiş de Kavs-ı Azam'ı, tekkiye girip de tekkenin ahuruna hayvanını bağlayacağı zaman bakmış ki ahurun içerisinde 40 tane Arap atı var. Şeceleli Arap atı, her biri 500 altınlık. Böyle demiş Şeyh Nur. Yukarı çıkmış ziyaretine vardığı zaman kendisine bir sancı, ölüyor adamcağız sancıdan. Doktor filan getirmişler. Doktor demiş ki, bir at keser de taze taze ciğerini sıcağıyla sararsanız geçer demiş. Hazreti Abdülkadir emir vermiş. Tavleden bir at çekin çabuk. Bunu kurtarın bu fakiri demiş. Atı kesmişler, 500 altınlık atı, ciğerini çıkartmış, buna sarmışlar. Bu da tevbe istiğfar etmiş. Sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki bunun kulağına,
böyle olursa gönlüne girmezse diyor, hiç bilmediğin bir misafir için feda edersen, bu dünya değildir, seni Allah'tan meşgul eden şey dünyadır diyor. Hulasa, ticaret bizde çok makbuldür. Bazı hakikati şer'iyeyi bilmeyen kimseler vardır. Hacca gidip geldikten sonra adam ticaret yapmamalı derler. Yani insanlara yük olacak hacca gidip geldikten sonra. Müslümanların en şerlisi insanlara yük olandır. En hayırlısı da yük olmayandır. Geçenki derslerimde söylemiştim ki, sen atın üstündeyken elinden kamçı düşerse, yanındaki adamdan isteme, onu rahatsız etme. Sen kamçını al tekrar bin atına. Bu hadisi şerifi okumuştum. Müslümanlık bu, kimseye yük olmamak. Sen haçtan geldikten sonra koşuya çekilirsen Müslümanlara yük olursun. Nereden geçtik peki efendi? Dört kişi var ki Cenab-ı Hak bu dört kişiye buğz eder demiştik. Bunun birisi alışveriş ederken yemin ediyor. Halbuki onun o yeminini, alışverişinin bereketini öldürüyor. Manevi nema kalmıyor. Kendine de hayır olmaz, çoluğuna çocuğuna da hayır olmaz. Yani fakir-i muktal, birisi de mütekebbir, dangalak fakirler. Hem fakir olur, hem kabadayı olur. Zaten mütekebbiri Allah sevmez ya, fakirin mütekebbiri daha fazla sevgisiz olur Allah-u Azimşan'inde. Cenab-ı Hak buğz eder. Ve şeyh-i zani, birisi de asıl bugünkü dersimizin mevzu, yaşlı olup da zina edenler, bunlara da bilhassa Cenab-ı Hak buğz eder. Zaten zina haramdır, gence de haramdır. İlk zina men edildiği zaman eşşeyhu ve şeyhu hati icazene ya felcidu, bu şekilde emir varid oldu. Yaşlı bir adam 55'ini geçtikten sonra yaşlı bir adam zina ederse kadın veya erkek, bunlara celde vurun, bunlara hatt-ı şer'i vurun diye ilk emir böyle gelmişti. Sonra bunun lafzı neskedildi, manası mevcud olarak اَزَّانِيَةِ وَزَّانِي فَجْرِدُوا كُلَّ وَاِدْتِمْ مِنْهُمَا, bu ayet nazil oldu. Kim olursa olsun bir yola eğdikten ölünceye kadar, İsterse 95 yaşında olsun, isterse 14 yaşında olsun, bali olmuş bir kimse, zina ettiği zaman celde vurun. En büyük günahlardan birisi zinadır. Üçüncüye geliyor zina. Zina bütün beşeriyetin altını üstüne getirir. Cemiyeti parça parça eder. Nesli zayi eder. Pizle doldurur kainatı. Pizden hayır çıkmaz. Dünya karma karışık olur. Zina cemiyetin belini büker. Resul-i Ekrem Efendimiz ayrıca taksis etmiştir. Zina umumiyetle haramdır. Allah yasak etmiştir. Kim ki zina ederken görülürse, kadın olsun erkek olsun, hatt-ı şer'i vurulur. Fakat her şeyde iki şahit vardır. Dikkat edin, zinada dört şahittir.
dört şahit görecek, mukarebet halindeyken şahitlik yapacak, onun üzerine bu zina edenler üzerinde hakkı hadd-i zina vurulacak. Üç kişi gördük dese de birisi de görmedin dese olmaz. Dördü görecek. Çünkü çok ehemmiyetlidir bu. Bir ailenin hayatını mahveder. Bugün pek ehemmiyet verilmiyor ama vaktiyle ehemmiyet verilirdi. Bir adamda zina duyulduğu zaman o adam o memlekette yaşamazdı. Ya başına alırı gider kapı dışarı olurdu, yoksa yaşatmazlardı orada. Resul-i Ekrem Efendimiz ayrıca buyuruyor ki bir de bu zina edenlerin içerisinde komşusuna tecavüz edenler, bunlar başkasıyla 10 defa zina etmiş kadar vebale girerler diyor. Çünkü burada hem zina var, hem komşu hakkına tecavüz var. İki emri münker, iki nehri münker bir araya geliyor. Vebali daha büyük oluyor. Komşu hakkına da tecavüz etmiş oluyor. Men zene azunya leyh ve men bihi tanidarin. Eden bulur. Eğer baştan çıkarırsa mutlaka eden bulur. Kendi bulmazsa ceza miras olur evladına. Eden bulur. Men zene azunya leyh ve men bihi tanidarin. Yani. Geçelim. Peki efendim. Resul-i Ekrem Efendimiz zina etmek isteyen bir genci ikaz etmişti. Senin de vazifen, sen de Müslümansın. Bir Müslüman kardeşinin çocuğu zinaya tevessül ederse sen de tatlı dinle, emri marufu yap, önüne geçmeye bak. Nasıl yapmıştı Resul-i Ekrem? Bir genç gelmiş, yeni Müslüman olmuş genç. Ben bir zina edeceğim diyor. Araplarda o zaman zina çok şaiydi. O kadar ki çarşının ortasında zina yaparlardı. Cırnak tavaf edenler, kadın erkek. Alışkanlık var. Bu genç yeni Müslüman olmuş, zinayı Müslümanlık dini yasak etmiş, bu genç gelmiş müsaitliği Peygamberimizden. Ben tahammül edemiyorum ya Resulallah, zina edeceğim diyor. Efendimiz de oturalım demiş, bir müzakere edelim, bakalım imkan var mı, imkan arayalım demiş. Çocuk zannediyor ki, bana müsaade edecek Peygamber. Oturmuş sevinerek. Efendimiz buyurmuş ki oğlum senin anana, bacına, karına, kızına birisi tecavüz ederse, birisi zina ederse razı olur musun demiş. Hayır olmam diyor. Elimden gelirse öldürürüm diyor. Pekala. Sen kendi nefsinde tatbikini arzu etmediğin bir şeyi Müslüman kardeşin de nasıl tatbikini caiz görüyorsun? Vicdanın kabul eder mi bunu diyor. O zaman müteyakkız olmuş. Tevbe etmiş. Tevbe ya Resulallah, vazgeçtim devamdan demiş. Ne vazgeçti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün terbiye sistemi böyleydi. İkaz şekli böyleydi. Dobura dobur, sert, kaba dille, kaba tabirle söylemezdi. Ayet-i kerimede de var ya, وَلَنْ كُنْ تَفَضَّنْ غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْ تَظْلُمُ مِنْ حَوْلِكَ. Habibim sen,
katı katli, kaba sözlü, çok sözlü olsaydın etrafında kimseyi bulamazdın diyor. İşte sen de o büyük peygamberin ümmeti olmak şerefine nail olmuşsun. Senin de bir Müslüman kardeşinde böyle bir zinaya tevessül vuku bulursa, zina değil ya, hangi münker olursa olsun, Allah'ın yasak ettiği hangi şey olursa olsun, bir Müslüman ona yöneldiği zaman tatlı dille, incitmeden, neden bunu izaz etmekle mükellefsin? İşte emri maruf dediğimiz bu. Kur'an-ı Kerim'de bela umumi gelir diyor. Bir adam bela eder, beş adam bela eder, o memlekete bela umumi olarak gelir. Sormuşlar Peygamber Efendimiz'e, ne için umumi geliyor bela? Suçluya niye taksis edilmiyor? Filan adam suç işlemiş, belaya müstehak olmuş. Bela sadece ona gelse olmaz mıydı diyor. Öteki suçlu, suçsuzlar var. Sabahlara kadar ibadet eder. Herkese iyilik yapar. Hayırdan başka elinden bir şey gelmez. Bunlar da aynı belaya giriftar oldular. Mesela bir harekete arz oldu, hepsi birden mahvoldu. Bunun hikmeti sorulunca şöyle cevap veriliyor. Onlar da emri marufi terk ediyorlar diyor. İşte şimdiki dediğim şey. Bir Müslüman eğri yola gidiyor, fenalığa gidiyor. Sen de başını çeviriyorsun. Aman benim ne mi lazım? Teki teki bacağından, koyun koyun bacağından asılır diye başını çeviriyorsun, alaka göstermiyorsun, emri marufi yerine getirmiyorsun, işte sen de belaya müstahak oluyorsun. Her Müslümanı Cenab-ı Hak Kur'an'ında İnnemen müminûne ikvetin ayeti kerimesiyle kardeş yapmış. Sen kardeşine karşı alaka göstersen, komşu çocuğu senin çocuğundur, Müslüman çocuğu senin çocuğundur, Müslüman büyüğü senin büyüğündür. Alaka göstersen o da sıkılır, utanır, korkar, yapamaz. Bizim çocukluğumuzda adını bilelim bilmeyelim, kim olursa olsun bizden yaşlı bir adam olduğunu hareketimize müdahale eder, duyardı istediği kadar. Kim olduğumuzu bilsin bilmesin. Öyle bir yaramazlık yaptık mı duyardı. Ağlayarak eve gelsek babamız da duyardı. Sen ne yaptın ki? Durup dururken uslu duran çocuğu kimse dövmez. Sen ne yaptın ki seni dövdün diye, seni dövdüler diye babamız da döverdi. Fakat bugün dövmek imkanı yok tabii. Bir tokat vursan babası seni muhkemeye verir. O muhakkak. Fakat Resul-i Ekrem'in o Arabi'ye yaptığı gibi o gence zinadan men ettiği gibi sen de tatlı dinlen yola getirebilirsin. Hiç olmazsa, yola gelmese bile vazifeni yaparsın. Benim neme lazım deme. Her Müslümanı iyi gazet. Yanındaki bir Müslüman namazı noksan kılıyorsa söyle. Fakat söylerken usuller fenadır.
Her nefis razı olmaz buna. Nefis kabarır, tuğyan eder. Onu tuğyan ettirecek derecede. Sert söyleme, çok söyleme. Hani İmam Ali radıyallahu anh Efendimiz hilafete geçtiği zaman makamı hilafeti Medine'den Kufi'ye nakletti. Evvelce hükümdar Medine'de oturuyordu. Sonra bu Kufi'ye nakletti. Kufi'de yaptı halifeliğini. Oraya vardıkları zaman tabii Kufi'liler şahsen tanımıyorlar bunu ve ehli beytini. İmam-ı Hasan Efendimiz bir gün çeşmenin başına varmış abdest almaya. Bakmış ki yaşlı bir ihtiyar abdest alıyor. Fakat hiç sünnete riayet ettiği yok. Abdest abdese benzemiyor. O ihtiyar abdesti bitirdikten sonra ihtiyarın elini öpmüş, rica etmiş. Diyor ki, sen yaşlı bir adamsın. Sen dini ve dinin ahkamını daha iyi bilirsin. Ben gencim. Noksanların vardır. Bir abdest alayım da noksanın varsa Allah rızası için bana göster diyor. Maksat genci ikaz edecek, o ihtiyarı ikaz edecek. İhtiyarın kusurunu bildirecek kendine. Dedesinden öğrendiği gibi sünnet ve çile tertemiz abdestini alınca İhtiyar dikkat etmiş ki kendisinin gibi değil. Zeki adammış, sormuş yavrum sen kimsin demiş. O da diyor ki, ben Emir el-Mü'minin Ali el-Murtıza'nın, Fatıma-i Zehra'nın oğluyum diyor. Hasan'ım deyince ihtiyar ağlamış. İhtiyar diyor ki, yavrum bu meyve başka ağaçta bitmez. Anca Resulullah'ın ağacında biter. Sen bana kusurlarını tebliğ ettin. Abdestteki noksanlarını öğrettin. Bu kibar şeklinle diyor. İşte Müslümanlıktaki ikaz şekli böyle. Resul-i Ekrem'in o zina etmeyi isteyeni ikaz ettiği gibi. Hazreti Hasan'ın bu ihtiyara abdesti öğrettiği gibi. Böyle öğretmek, böyle ikaz etmek lazım. Yoksa dobura dobur, sertçe, sen şu yaşa gelmişsin, namaz kılmayı bilmiyorsun, abdest almayı bilmiyorsun dersen, nefis tuğyan eder. Belki küfre bile gider. İşte vazifelerimiz bizim, bir zina edeni göreceğiz, yahut zinaya tevessül edeni, alışverişte yemin edeni, münkerattan herhangi birisini yapanı gördüğümüz zaman tatlı dille ikaz edeceğiz birbirimizi. Birbirimizde borcumuz vardır. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri. Eshab-ı kiram ayrılırlarken bunu okullarmış. İşte hikmet budur, birbirine hayır tavsiye etmek. Peki efendim, dördüncüsü vel imamul caiz, Allah-u Azimüşşan'ın buğz ettiklerinden dördüncüsü de imamı caizdir. Ben de terledim, siz de yoldunuz. Dördüncüsü cevreden, zulmeden devlet adamlarıdır. Onlara geldik ama o da ipi uzun sürer. Onu da inşallah yarınki dersimizde izah ederiz. Vaktimiz geldi. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.